Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanı kapadım ve izleyenlerin adına da niyetlendim arkadaşlar. Sizlerle gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu niyetlenin bakalım fincanımız bize bugün neler söyleyecek. Hep beraber dinleyelim arkadaşlar. Öncelikle kanalıma destek olmak için abone olabilirsiniz. Dile basıp tümünü işaretlediğinizde gün içerisindeki videolarımdan da haberdar oluyor olacaksınız arkadaşlar. Size nasıl ulaşım sağlayabiliriz diye soruyorsunuz. Buketle Kahve Falı Instagram hesabından ve aşağıda bıraktığım link üzerinden bana ulaşım sağlamanız mümkün arkadaşlar. Şimdi ben kapattığım fincanımı niyetlenirken izleyecek olan herkesin gönüllerinden geçirdikleri gerçekleşsin inşallah diyorum ve bu şekilde kapatıyorum. İnşallah gerçekleşsin deyip de açıp sizlere göstereceğim arkadaşlar falımızın görsellerini bakalım enerjimiz neymiş şimdi sizlere de göstereceğim şimdi benim için bir falın geçmişi varsa mutlaka söylerim geleceği varsa da aynı şekilde yani bir fincanın tarihçesi geçmiş şimdi gelecek şeklinde göstermektedir bir fincanın geçmişe yansıyanları ben mutlaka dile getiriyorum duymayalım Buket Hanım diyenler vardı ona istinaden bu açıklamayı yapıyorum Geçmişte yaşadıklarımız bugün bize olma sebebimiz arkadaşlar. Yansımışsa zaten mutlaka ya etki altındasınızdır ya da bugünkü güçlü olma sebebinizdir. Yansımıştır diyor ve başlıyorum geçmişinize gördüklerimle falıma. Öncelikle iki kişi karşılıklı konuşuyorken karşınızdaki insanı tutan birileri var. Yani şöyle söyleyeceğim. S harfi var. Arkasında da biri duruyor zaten. Yani kendi hür iradesiyle hareket edemeyen, sizin bundan çok sıkıldığınızı, arkanızdaki destek verenler sizin yıkılmamanız adına destek veriyorlar ama karşınızdaki insanın destek aldığı insanlar daha çok aslında karşınızdaki insanı sınırlayan, kısıtlandıran hareketlerde bulunuyorlar. Biriyle karşılıklısınız ama sınırlandırılıyor bu insan. Ortağınızsa da öyle, e, aile fertlerinizden biri ise de öyle, ilişki yaşadığınız kişi ise de öyle. Dolayısıyla çok sağlıklı bir iletişim halinde olmadığınızı gördüm. E, sonrasında belirsizlikleriniz o kadar çok artıyor ve üst üste yük ediyorsunuz ki kendinize. Bu durum sizi oldukça yormuş ve bir patlama noktasında bir hani şey deriz ya biz Uçurum kenarında bağırmak isteriz. Çok aa diye bağırsam ah işte içimi döksem denilir ya bazen hani. Ee, öyle bir durumda kaldığınızı görüyorum. Yani kendimi bir e, uçurum kenarına avaz avaz bağırsam da rahatlasam dermişçesine bir yorgunluk var üstünüzde. Hani sesimi bağırıyorum ama beni kimse duymuyor der gibisiniz. Üstünüze yüklendikçe sorumluluklar yüklenmiş gibi duruyor. Şimdi kalabalık bir ortamda olduğunuzu görüyorum. Şimdi bu kalabalık ortamla alakalı öncelikle ciddi anlamda tabii ki de faturalar ödenmiş. Kafa karışıklığınızla ilgili danıştığınız insanlar da var. E ama bir son olmalı, bir sona gelmeli. Artık bu devren böyle gitmez demişsiniz. Bununla alakalı da arkadaşlar e belki de bu karşı karşıya geldiğiniz durum parasal maddiyat, belki de miras davalarınızdır. Kolektife baktığım için herkes kendi hayatına göre değerlendirsin lütfen. Şimdi bir ikilem yaşıyorsunuz ama mecbur kalıyorsunuz ki bu işi artık resmiyete dökmeye. Yani diyorsunuz ki ben bununla uğraşamıyorum, başa çıkamıyorum, her şey başa dönüyor. Ben işi resmiyete döküyorum. Ee, bu resmiyete dökmek dediğim şey şu. Ben bir dava olarak değerlendiriyorum ama üstesinden gelemediğiniz bir durum varsa sınava gireceksinizdir. Belki de budur. Üstesinden gelemiyormuşum gibi hissettiğiniz şey. Ya, tarfinizdir mevki yüksekliği için atılacak adımdır. Yeni bir sözleşmedir arkadaşlar. Resmi belge. Bana kalsa bu bir mahkeme durumu. Sanki böyle ikilem yaşıyorsunuz. Artık daha fazla ben devam ettiremiyorum. Resmi makamlara taşımalıyım dediğiniz bir durum gibi görünüyor. Hatta bunun için bugününüze baktığım zaman karşılıklı bir konuşma haliniz var. Bu sefer işler şöyle değişmiş. Karşınızdaki insan tek başına geliyor. Bu sefer o kimseden etkilenmeden dümdüz duruyor. Fakat bu sefer sizin arkanızdaki insanlar bak yoğurdu üfle tamam mı dermiş gibi sizin yanınıza destekte bulunan insanların olduğunu görüyorum. Ee, önümüzdeki Mart'ın sonunda daha doğrusu daha çok netleştiğini görüyorum bu durumun. Mart'ın sonunda bir dava gibi gördüğüm resmi evrakla olan belgeyle olan bağlantınız sonlanacak. Sizin adınız evet hayırlı sonuçlanıyor. Velayet davası ise da işte hani bu tazminatsa da e, boşanmaysa da yani aklınıza gelebilecek bütün davalarla alakalıdır. Çünkü bazen mahkemeyle ilgili bir yorum yapmış oluyorum bazı fallarımda mesela. Alttaki yorumda şey oluyor. Ben çocuklarıma velayet davası açtım. Kazanacak mıyım? Yani zaten dava ile ilgili olumlu bir sonuç alacaksınız diyorsam her türlü belge de olabilir ayrıca. Yani bunu belgeyle de alakalı değerlendirin lütfen. bir de kolektife bakılan bir fal. Yani siz tek başınıza sizin hayatınıza açılım olmadığı için enerji meselesi her falan kısmeti kaderi farklı. Ona niyetlenin. Orada ne çıkıyorsa onunla alakalı. Evet, davada kazanıyorsunuz diyorsam her türlü davada kazanım var demek olarak değerlendirin lütfen. Şimdi Mart ayının sonunda bir dava kazanımı var evet. Sonrasında hatta size şey diyecekler. Dinlen. Dinlen diyecekler size. Yani ak aklın artık karıştı, çok çaba harcadın. Sizin etrafınızı seven insanlar tarafından abluka alınmış gibisiniz. Yani sizin kendinize zarar vermemeniz gibi. Sanki çok yoruldun, dinlen artık, rahat et. E, düşüne düşüne zarar verme. E, boş ver diyen bir sürü insan var çevrenizde daha doğrusu sizin konfor alanınız için çabalayan güzel insanlar olduğunu görüyorum hani bazen görüyorum ve söylüyorum bu insan size zarar verecek aman dikkat hayır buradaki insanlar sizin varlığınız ve iyiliğinizle alakalı çok güzel çaba harcayan insanlar olduğunu gördüm şimdi Nisanın sonuna doğru diyebileceğim bir süreçte arkadaşlar. Önünüzde tamamen ben geleceğe ben adım atıyorum geleceğe gidiyorum diyorsunuz şey harfi çok baskın. İki kişi de hani böyle kuşlar işte böyle beslersin onu bir hafta yeni doğduğu için adım atamaz kuş uçmaya tan korkar kanatları daha gücü yoktur. Hani böyle yavaş yavaş uçma hani annesinden ayrılmış kuşlardan örnek veriyorum. İşte alıp onu evde beslediğimizde küçük küçük yudum minik minik veririz. İşte sonra biraz kuşma uçması için antrenman yapar uçar gider ya. İşte iki kişi sizin bu emekleme evrenizden sonra sanki aman dikkat et tamam mı dermiş gibi uğurluyor sizi. Sizi geleceğe uğurlayan iki kişi var yanınızda. Yani evliyseniz de yanınıza destekleyen iki kişi diye değerlendirmek gerek tabii bunu. Çünkü geleceğe ilerlediğinizi görüyorum. Ve sizi arkadaşlar çok net bir şekilde Mayıs'ta bekleyen bir aşk var burada hatta bağları hiç kopmamış bir insanmışçasına evliyseniz arkadaşlar yaşanılan her neyse kesinlikle Mayıs'tan sonra daha değerler toplarsınız bekarsanız da belki de eski sevgiliniz eski bağınız olan tam kopmamış bir insanla ayrılık yaşandıysa barışılır diyebiliyorum ya da Hani şöyle de diyebilirim. Yeni biri ise diye değerlendirdim bu kişiyi. Ama bağınız bir yani çok çabuk mu acaba bağ kurulacak ki? Çok güzel geleceğe giderken tam karşınızda o sizi bekliyor gibi. Hani ben buradaydım. Ben buradayım. Sen nerelerdeydin? Dermiş gibi bekleyen bir partner durumu Mayıs'ın sonunda mevcut. Böyle bir şey görüyorum. Ben rehberlik edeyim. Her türlü ihtimale karşı herkes kendi hayatına göre üzerine alınsın. Arkadaşlar Haziran'ın başında bir kalabalığınız var. Düğün dernek midir, cemiyet midir bilmiyorum. Bir şey kutlanıyor. Ee, bu kutlama sanki sizin halay çeken insanlar düşünün. Düşünün ki artık ona bile hasretiz aslında süreç itibariyle. Mesafeli durmak durumunda kaldığımız için maalesef. Şimdi kalabalık kalabalık insanlar var. Bu çok güzel bir kutlama yapıldığı anlamına gelir yapılacak adımlarda alınacak kararlarda gelen miras da ailece belki terfiiniz belki evlilik haberiniz güzel bir kutlama belki bebek müjdesi burada ailece güzel kutlama var arkadaşlar haziranın başında dizilmiş insanların mutlu olduğunu görüyorum güzel kutlamalarınız var zaten haziranın başı ve haziran ayı o kadar ferah gidiyor ki siz hayatınızda yaşamanız gereken sürece özellikle şöyle bir nisan mayıs diyebiliyorum. Mayıs'tan sonra yeni de bir aşkmış gibi gördüğüm birliktelik de giriyor. Hayata dahil oluyor. Güzel aile kutlamaları olarak görüyorum. Hani ayrılmış çiftler daha boşanmadı sayı, barışırsınız. Sevgilisinde Uzunca yıllardır sevgililik hayatınız Barışırsınız. Ya da öyle biriyle tanışırsınız ki ben buradayım. Sen nerelerdeydin diyebilecek kadar bağınız kuvvetli olur. Ee, ama aşk da işin içine giriyor ve hayatınız Haziran ayında daha stabil, daha doğru, daha güzel, daha kısmetli diyebiliyorum daha aydınlık diyebiliyorum yani güneş doğuyor evet hayatınıza güneş doğacak diyebilirim şimdi gelelim bize haziran ayından sonra bizi neler bekliyormuş onu söyleyeceğim şimdi size bu kalabalık her neyse arkadaşlar gayet bu kalabalığı göstereceğim şimdi size de Evet tamamının akmasını bekliyorum arkadaşlar. Nazarınız olacak bayağı dedikodunuz yapılır. Yani öyle bereketlenir ki paranız ya da öyle güzel yerlere gelirsiniz ki konum itibariyle insanların gözü bile kalır. Maalesef diyorum tabii gözü kalma olaylarına da maalesef yani. Şimdi nazarınızı ve dedikodunuz şurada çok net. İş ile alakalı Haziran sonrası adım adım yükselmeniz var. Gayet iki kişi konuşuluyor büyük bir para durumu var arkadaşlar. Para kazanacak bu, bu aileye gelen miras, bu aileye gelen toplu para, emeklilik başvurdum. Paranızı toplu alırsınız. Çıkış tazminatınızı alırsınız. Verdiğiniz borç para geri gelir. Satarsınız para gelir bilemem. Ama Ağustos ayında hanenizin içinde böyle toplu paralarınız var. Ki ben bunu miras olduğunu değerlendiriyorum. Şuradaki kalabalık itibariyle. Yani güzel bir kalabalığınız var. Miras sonrası belki konuşmalar ve gelen miras diyebiliyorum. Yani böyle ufkunuzu resmen tek başınıza böyle neler yaşayacağım şunu şunu yapacağım dediğinizi güçlü durduğunuzu görüyorum. Aç tarafınız gayet kısmetli ilerlemiş. İş tarafıyla alakalı iki kişinin konuşması bir para yatırma, para alma, para verme durumları var. Bir e, özellikle... Temmuz ayı gibi biriyle karşılıklı konuşup ay, haneye gelecek belki para sonrasında yatıralım kendi iş yerinizdir. Büyütelim, vizyonu geliştirelim düşünceleri de olabilir. İş yeriyle ilgili bir sıkıntı görmüyorum. Haziranda bazı belirsizlikleriniz var gibi geçici sıkıntılar atlatılıyor olarak çıkmış. S, Ş harfleri çok baskın falınızda. Gayet kısmetli bir insan olduğunu söyleyebilirim. aç tarafınızı kesinlikle kısmetli görüyorum. Anahtarınız net çıkmış şurada. Anahtar bir şeyleri çözüyorsunuz artık. Ufkunuzu geniş tutup böyle resmen geniş çerçeveye bakan bir siz varsınız burada. Ben yolunuzu açık gördüm. İnşallah da güzel söyledim. Her şey gerçekleşsin tabii ki de. Dinleyebilecekleriniz bunlar. Ben bunları gördüm. Dilim döndüğünce rehberlik etmeye çalıştım arkadaşlar. Dinlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Ee, kanalıma destek olmak için abone olabilirsiniz arkadaşlar. Zile basıp tümünü işaretlediğinizde gün içerisindeki videolarımdan da haberdar oluyor olacaksınız. Aşağıda bir telefon linki bırakıyorum. Oradan ulaşım sağlanabilir. Bu kahve falı Instagram hesabından bana ulaşım sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun yanı sıra ben her videomun sonunda mutlaka kendi duygu düşüncelerime yer veriyorum. Mutlaka sizin buraları dinlediğinizi bildiğim için bu güzel enerjimize biraz da olsa böyle hani size bakmışım falan sonra sohbet ediyormuşum gibi hissediyorum. Bu bende enerji bütünlüğü sağlıyor. Her videomda böyle arkadaşlar. Bütün videolarımın yorum kısmı mutlaka açık. Eleştirilerinizi, önerilerinizi açığım ama hiçbir kimsenin hadsizliğine değil tabii ki de. Sabah 10, akşam saat 7 iki ayrı faal videosu mutlaka yayına alıyorum arkadaşlar ben. Ee, süreç itibariyle zor günler geçiriyoruz. Sağlık ne kadar önemli ki dedittirdi bu dönem bize. Yani sağlığımızla sınandığımız şu günlerde meğer özgürmüşüz dediğimiz o günlere hasretiz. Sıkılıyorduk diye de ben yani ne kadar da şımarıklıkmış dedirtecek günlere yaşıyoruz gerçekten. Ee, ben sadece şunu söylemek istiyorum. Sağlığınız yerindeyse su yolunu bulacak var olan bugün sınavımız dün sınavlarımız vardı bugün var yarın da olacaklar arkadaşlar ee, son nefesimize kadar sınavlarımız hep olacak burada asıl önemli olan gardımızı yani neşemizi umudumuzu kesinlikle dinç tutmak yüksek tutmak arkadaşlar ee, ben bedduadan korkarım negatif enerjisinden de özellikle sevdiğime gelir bana gelmezse bile derim Korkarım. O yüzden de hep derim ki Allah kalbinin ekmeğini sana yedirsin. Şimdi bir kalpte de haset varsa, bir kalbe neyi ekersek o yeşerir. Bir kalpte haset varsa orada güzel şeyler yeşermez. O yüzden ben ilk gün itibariyle hep dedim ki Allah herkesin kalbinin ekmeğini yedirsin dedim ve hani birinizin bile böylesi bir dua etme alışkanlığı sağlıyorsam ne mutlu bana ki her geçen gün büyüyoruz arkadaşlar e, bedduadan ziyade kalp gönül zenginliği versin Rabbim ki karşılığında görsün inşallah bu kişi derim hep bunun sonrasında her zaman sınavlarımızda yarınlara karşı umutlu olmamız gerektiğine inanırım ve sağlığımız da yerindeyse bu gidecek olduğumuz sınavda verecek olduğumuz sınavda ne gerekiyorsa su yolunu bulacaktır. Yani aslında bir şey olması gerektiği şekilde olacak ve biz hiç canınızı boşu boşuna sıkmayalım derim. Yani Buket Hanım çok pozitifsiniz iyi ki varsınız diyorsunuz. Hatta buradaki konuşmalarımı da çok ciddi can kulağıyla dinleyen çok güzel gönüller var destekleyen. Ben de diyorum ki sizler de iyi ki varsınız arkadaşlar. Ben sizin sayenizde burada bu kanalda bu enerjiyle yoluma devam etmekteyim. O yüzden iyi ki sizler de varsınız demek istiyorum. Bugünlük videomun sonuna geldim arkadaşlar. Her şeyden önce dinlediğiniz için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Gönüllerinize sağlık gerçekten. Bir sonraki videomda görüşmek üzere ki lütfen Psikolojik sağlığınıza dikkat edin. Bedensel sağlığınıza da öyle. İnşallah güzel gelişmeler oluyor. İnşallah en kısa zamanda şu süreçleri bir bitirsek artık da şükürler olsun desek diyorum. Gerçekten öyle. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Başta sağlıklı kalın. Hepiniz hoşçakalın.